7-13, 7-13 Haziran Yay burcu. Nasılsınız? Umarım her şey iyidir. Yay burçlar için sesleniyorum. Yükselen ve Ay burcunuzu mutlaka takip edin. Akkay Official Instagram sayfam. Takip edebilirsiniz. İkili ilişkilerde birebir daralıyor olabilirsiniz. Kendinizle ilgili kafanızda soru ve şüphe enerjisi olabilir. Son zamanlarda güvendiğiniz insanların tavır ve edaları sizi soru işaretlerine itiyor olabilir. Fikirleriniz yani tehlikeli yollara doğru gidiyor. Bence böyle bir şey yok. Sizin paranoyaklığınız. Gerçekçiliğin peşinden koş, hayalin peşinden koşma. Çünkü büyük işler, büyük oluşumlarla ilgili çok mücadele verdin. Bu davranışınla hayal kırıklığına uğrayabilir. Kendi ödülünü kendi kendine ziyan edebilirsin. Yani etrafındaki ilişkine, çevrendeki insanlara empati kurarsan, kendin hatalı olduğunun farkına varacaksın ve bu enerjiyi daha rahat bir şekilde toparlamış olacağını düşünüyorum. Evet, çok yoğun bir iş temponuz var. Evraklar, kağıtlar, telefon, trafik. Tamamlamanız gereken çok dosyalarınız var. Bu hafta bunlarla ilgili çok yoğun temponuz olacak. Özellikle kendi işini yapanlarda fırsat değerlendirme, yeni bir oluşum, yeni ortaklı sistemlerle ilgili anlaşmalar söz konusu olacak. Yani evet, hem stresli olacaksınız hem de güzellikleri yavaş yavaş aşmaya başlayacaksınız. İşinizde sorun varsa düzelme, yöneticinizle problem varsa iyileşme, iş kapınızda sorun varsa uzun süredir evdeyseniz bu kapılarınızın açılacağı, artık hayal kırıklıkları geride kalıp güzel oluşumlar yaşayacağız, döngüye gireceksiniz. Bence sizin tek sorunuz ne biliyor musunuz? Çözüme ulaşıyorsunuz, çözümü kendi elinizle ziyan ediyorsunuz. Yani çözüme kadar geliyorsunuz, her şey çok güzel. Sonra bir ani bir fikir değişikliği bu çözümleri geride bırakmanıza sebep oluyor. Bence bu dönem sadece iş ve para odaklı olursanız zararlı olan her şey kâra dönüşecek. Ve çok güzel bir şekilde arınmış, pozitif bir enerjiyle her şeyden kurtulmuş olacaksınız. Yani belki de bu dönem para enerjisi bol bol yapabilirsiniz. Pozitif enerji üzerine çalışabilirsiniz. Evet, çok özgürlüksünüz. Kimse size müdahale edemez. Yarım olan yurt dışı planlarınız, şehir dışı planlarınız için güzel fikirleriniz var. Bol bol sevdiklerinizle vakit geçirmek, hayatın tadını onlarla birlikte paylaşmak istiyorsunuz. Hak veriyorum. Ama bu dönem iş daha ön planda. Geri almak istediğiniz iş kapınız, almak istediğiniz paralarınız için güzel imkan var. Bence bu dönem her şey iş ve para üzerine odaklanırsanız maddi krizlerinizin geride kalacağı daha. Kendi işini kurmak isteyen, aile işini devam ettirmek isteyen ya da aile işi yapmak isteyen yay burçları için biraz daha mantığımızda para dengemizle ilgili sorunlarımız var. Bunları çözdükten sonra yaparsak risk almayız ama bu şekilde yaparsak risk alırız. O yüzden motivasyonumuzu ve paramızı denkleştirdikten ve alanın güvende olduğunu hissederek iş evremize imza atmamız hayırlı olarak gözüküyor. Uzun süredir iş mahkemeniz varsa ve bir işe iade olmasını istiyorsanız bununla ilgili de çok olumlu mücadeleler var. Avukatınız ya da sizin başvurularınız olumlu şekilde söz konusu olacak ve size artı çözüm olacağını söyleyebilirim. Uzun süredir ailenizde, büyüklerimizde ateşli rahatsızlık olabilir. Yani son zamanlarda ateş, boğaz enfeksiyonları, alerjik durumlara dikkat edelim. İleride sinüzit ve bronşlara insin istemiyorum. Bazı yay burçlarında estetikten çok vücut karın kas yapmak ya da bu hani spor yapmadan bu vücudu yağ aldırmak ya da karın operasyonu yaptırmak istiyorsunuz. Şu an bu sıcaklarda risk ama yine siz bilirsiniz. Eylül-Ekim bu konu için daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Annenize ait çözülmesini istediğiniz bir miras, bir tapu, bir evrakla ilgili büyük bir mücadelesi var. Anneniz bunu hak edecek ve alacak. Hiç korkmanıza gerek yok. O mal onun hakkıydı. Bazı yay burçlarında evliliğinizle ilgili, çocuklarla ilgili yatırım planınız var. Evet, bunlarla ilgili büyük planlar, büyük projeler oluşturacaksınız ve bu altyapıyı sağlayacaksınız. Aşksız olan yay burçları, bak aşk var, ilişki heyecanı var ama işe konsantre olun. Yani çok uzun süredir işsizler bile bu dönem bu iş kapısını aydınlığa katacak. Hani şimdi aşka takıldım, aşk iş önemli değil diyorsanız para önemli, sonra aşk önemli ha. Evli olanlarda da güzel oluşumlar, ailede yaşanan krizler geride kalıp aile olmayı, daha birbirimizi anlamayı öğrenmeye başladık. Özellikle eşinizin ailesi ya da sizin aileniz sorun çıkartıyorsa artık sorun çıkartmayacak, kabullenmiş bir noktaya ait. Eğer aile binası ya da aile apartmanından bir hakkınız varsa aileniz diyecek ki siz başka yere gidin, buradaki kiraya alın ya da o kiradan çıkın gelin bu evinize yerleşin diye bu olumluluklar da var. Yani kötü giden şeylerde yavaş yavaş toparlanma.
Tatil planı olan bazı yay burçlarında Bodrum havası, Akdeniz ve Ege havası çok fazla var. Özellikle Balıkesir hayaliyle yanıp tutan bazı yay burçlarında güzel bir yolculuk var. Bunu değerlendirdiğinizde tadı da, tatilin tadı da, keyfi de size olacak. Yalnız alerjik reaksiyon, domates ya da salça ya da kırmızı şeylere alerjiniz olabilir. Gıda konularımıza dikkat edelim. Bir de evinizde su borusu patlayabilir. Banyo, mutfak borularımız ya da lavabo altları ile ilgili sıkıntılarımız olabilir. Bir an önce düzeltmemiz sağlıklı olacak. İleride sorun yaşamayın diyerekten.